Rüzgar nereye geldik anneciğimiz bugün? Rüyanın okuluna. Evet, şu anda Rüyanın okulunun önündeyiz. Yaklaşık bir 5 dakikası var. 5 dakikaya Rüya okuldan çıkmış olacak. Sarılacak mısın ona? Allah birileri çıktı bile. Rüya nerede kaldı? Ve kapı açıldı. Biz de buradan geleceğiz Rüzgar. Gel bakalım. Elimi bırakma, çok kalabalık. Kendin mi yürüyeceksin? Tamam, peki yürü bakalım. Senin neden kendin yürümek istediğini ben biliyorum galiba. Burası için. Yürü bakalım. Gel. Buradan. Evet. Rüzgar bir yılanın üstünde yürüyor olabilir misin? Rüzgar doğru bilmişim. Yılanın kafası burada. Ez yılanın kafasını, zıpla üstüne. Ya belki de çok akıllı ve tatlı bir yılandır. Allah, gözlerine bastın anneciğim yılanın. Şimdi diline de bastın. Evet, bitti. Çek bakalım. Şimdi gel Rüya'yı beklemeye devam edelim. Gel bakalım şimdi okulu keşfedelim. Okulda başka neler varmış bizim eğlenebileceğimiz. Şimdi gel. Rüzgar, bunun ne olduğunu sen biliyor musun? Bu köşe kapmaca. Rüyaların okulunda köşe kapmaca olduğunu bilmiyordum ben. Rüzgar, oraya geçiş yasak anneciğim. Rüzgar, orası yasaklı bölge. Aa, gel ya, yasaklı bölge ama gel. Burada çok değişik şeyler var. Bak, burada finish yazıyor. Bunun başlangıcı nerede acaba? Bak, burada bir tane şey var. Seksek. Gel bakalım buradan bir kere bunu yap önce. Hızlı ol, bak daha burada bir şeyler var. Rüzgar, gel biz keşfe gidelim, gel. Burada bir yol daha var. Evet, bu Survivor parkuru galiba. Devam. Buradan zıplıyorsun Rüzgar. Kutularda zıplıyorsun. Hah. Burada. Rüzgar, asıl burada şekiller var. Ben şimdi sana bir şekil söyleyeceğim. Sen onda zıplayacaksın, tamam mı? Kare. Peki. Üçgen. Üçgeni bul önce. Gözlerini üçgeni bul. İşte bu kadar. O zaman yuvarlak. Yuvarlak. İşte bu. Dik dörtgen. Şimdi de kare yeniden. Kare. Allah, kare dedi ki yuvarlağı buldun sen. Rüzgar, ben orayı keşfetmemiştim. Orada da renkli renkli yerler. Topların üstünden atlıyor rüzgar. Küçük kurbağaya zıplıyor Rüzgar ve ardından... Ne bu? Seksek. Ters başladın ama sekseğe. Rüzgar, hadi bunu da yapalım. Allah, rüyalar çıktı. Koş. Rüyaya geç kaldır. Tut. Gidelim, rüyayı alalım. Nerede kaldı bu kız ya? Allah, kalabalığa bak. Vallahi çıktı rüyalar. Ben diyeyim sana. Arkadaşlar, sizin okulunuzun bahçesinde böyle değişik çizimleriniz var mı? Yorumlarda yazın. Ben Rüya'nın okulunda böyle bir şey olduğunu açıkçası bilmiyordum. Çok hoşuma gitti. Özellikle ana sınıfına seneye gidecek olanlar bu tarz yerlerde çok güzel eğlenebilirler diye düşünüyorum. Bu arada gidelim, biz Rüya'yı alalım artık. Rüya okuldan çıktı. Rüya, gidelim mi artık eve? Yoksa bir yatak atayım, size okulda kalın. Ya şaka yaptım, şaka yaptım. Rüya'nın ödevleri bitmedi daha. Anneciğim, sen bugün ödevlerini yaptın mı? Yapmadın daha, değil mi? Hadi kalk, şu ödevleri halledelim, ondan sonra burada devam ederiz, olur mu kızım? Hadi bakalım. Rüzgar, sen burada kalabilirsin anneciğim. Tamam anneciğim. Rüyacığım, bugünkü ödevin bundan değil anneciğim. Çalışma yaprakları kitabın var ya. Ondan iki sayfa zaten kısa. Çantanda. Sen onları çıkart anneciğim. Ben de gideyim yemeği hazırlayayım en iyisi. Hangisi? Aynen öyle. Çalışma yaprakları. Hadi bakalım. Başladın mı? Anne, hadi bakalım. Kolay gelsin. Anne, efendim anneciğim. Şu adam bana elektrik sözlüğü geldi. Tamam anneciğim. Bakalım Rüzgar ne yapıyor. Annem, bu arabalar neden burada? Aa, ne oldu? Aa, elektrikler gitti. Aa, Rüzgar, elektrikler kesildi. Havada kararmış. Rüya, korkmuyorsun değil mi anneciğim? Rüya, neredesin? Rüzgar, elimi tut, düşmeyesin. Rüya neredesin? Hah. Annem, elektrikler kesildi. Nasıl yapacaksın ödevini sen? Annem, o kadar şarjım yok benim. Efendim? Eyvah. Rüya,
gitti. Rüya. El lambası, el feneri. Aynen öyle. Yazma yazma, bu karanlıkta yapamazsın zaten. Düşün. Eyvah, telefonun şarjı komple gitti. Gitti yani, yok. Bu karanlıkta hiçbir şey yapamayız. Aklıma benim de bir fikir geldi. Hazır mısınız? Söylüyorum. Şu an çok karanlık, gerçekten çok zor görüyorum size. Gel dur, kıpırdamayın. Söylüyorum fikrimi. Gaz lambası. Hazır mısınız? Kaşın. Koşmayın, yürüyün. Şimdi şu tarafa doğru da yaptım. Evet, açtık. Nasıl görünüyor? Bayağı aydınlatıyor yalnız, değil mi? Evet, sıcak. Şimdi siz buna dokunmayın. Özellikle rüzgar, sana söylüyorum anneciğim. Bunda ateş var çünkü. Elektrik değil, alevle çalışıyor. Eğer elimizde yerse yanabiliriz. Bir yere düşerse evimizde yangın çıkarabilir. O yüzden ekstra dikkatli olmalıyız. Şimdi yavaş yavaş Rüya'nın odasına gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Dın 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 dın. Karanlığı aydınlatıyor ya ama bayağı. Ben ölüm. Siz yavaş gitsenize düşmeyin. Anne bak bak, ben yapıyorum. Aa, Rüya. Dur, gölgeyi çekemiyorum. Allah Allah, videoda gölge çıkmıyor. Hadi yürü yürü. Ödevleri yapalım. Yürüyün 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 yürüyün. Şimdi bak, burası hep kağıtlar falan var. Buraya koyuyorum. Aynen, senin. Dur yanmaz. Çok, Allah, gazı bitiyor bunun. Hah, açtım şöyle birazcık. Evet, otur bakalım. Görüyor musun şimdi anneciğim? Rüzgar, dikkat et bak, bir şeyin düşmemesi lazım. Senle burada resim yapmak ister misin gaz lambasında? Karanlıkta. Elektriğimiz kesildi ya. Rüzgar, burada Rüya'nın yanında duracaksan sessiz ol. Rüzgar küstü ve karanlığa doğru ilerliyor. Rüya, bir şey fark ettin mi? Rüzgar hiç karanlıktan korkmuyor. Sen korkuyor musun? Peki arkadaşlar, siz karanlıktan korkuyor musunuz? Ve daha önce hiç gaz lambası. Allah, gaz lambamızı. Çabuk bitir ödevini, gazımız bitiyor ya. Aç. Ama bitiyor bunun gazı, belli yani. Anneciğim, sokmayalım diyorum. Emin misin? Ya saçları boz, baksana ipek gibi şu an saçları. Suya girince bozulur. Videosunu gördün yani, eminsin. O zaman başlıyor muyuz? Üstüne böyle unicorn olacak. İçine suya girince. Emin misin? Ay bir dakika, dur. Hazır değilim. Evet, ayakkabısını çıkartın. Hiç hazır değilim şu ana. Bakıyorum, su burada. Gözlerimizi bakıyorum. Kapatalım. Bir. Kapattım. Ay. Rüya, açayım mı? Aç. Açtım. Ay. Şişmanlamış gibi göründü birden. Evet, bekleyecek miyiz bak, böyle? Geliyor. Ne tuzu? Aa, gerçekten Rüya. Özellikle bak şurada. Aa bak, suyu. Suya da renk verir Rüya, bu ne diyorsun? Saçlarını sokma ya, saçları mahvoluyor hep. Saçlarına bir şey olmaz ya. Rüya, kıza bak. Bütün üstü şey oldu, gitti ya. Simli başka bir renkte bir şey çıkıyor şu anda. Az önce pembeydi o. Rüya, yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım gitmiş mi? Bir çıkartabilir miyim Rüya? Hayır anne. Ya ne olacak, 2 dakika çıkartsam? Ay çok güzel görünmüyor. Şöyle çevirsen. Duman gibi görünüyor, baksana. Ne kadar değişik. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ya bir şey olmaz, şu an dünyanın en değişik şeyini yaşıyorum ben. Ben de. Rüya, bu senin ya. Bu senin mi? Rüya, bu senin mi? Bana da alsana. Ben de istiyorum. Çok güzel ya. Çıkart bakayım yavaşça. Ay Rüya, koy. Üstünde yine koy çıkmış gerçekten. Ama şimdi çıkartıp sokunca şey oldu. Sudaki o böyle dalga böyle bir şeyler olması gitti değil mi? Ay inşallah saçını pembelik kapmaz ya. Ay bir şey olmaz ya. O geçici bir boya zaten, o anladığım kadarıyla. Evet. Hay şimdi hazır mısın Rüya? Unicorn üstü görmeye hazır mısın? 1, 2. Ay çok güzel. Var mı? Tam bekleyelim evet, o zaman. Evet, 30'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 11, 12. Merhaba 17, güzellik, hazır mısın 18, değişime? 27, 28, 29, 30. Evet, çıkaralım mı? Dararadan. Ya bir şey olmaz, çıkart artık. Çok merak ettim tişörtünü. Hazır mısın? Vallahi değilim.
Rarandırın çeviz. Rüya yeni kornuna gerçekten bayıldım. Şimdi eteğini giydiriyor muyuz artık, tamam mıdır? Anne banyoya gidelim, saçları sıkalım önce bunu. Valla ben sana dedim saçlarını hiç sokmayalım diye. Silindirin içinde taşıyoruz kızımızı. Şimdi işimiz kalmadı. Kızı yıkayacağız, tamam. Evet, peki bir şey soracağım sana. Bunu tercih etmenin sebebi bu suya girdiğin... Ay, Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu suya girdiğin ağzına mı geldi? Yok. Üstüne mi geldi? Boyarsa ya ne yapacağız orada? O zaman... Bir dakika şu an aklımda iki tane bomba soru var. Soru bir. Bunu tercih etmenin sebebi bu pembe suyu veriyor olması mıydı? Aa, simli mi olsun? Yok ya, değilmiş. İkinci sorum geliyor. Hazır mısın? Peki bunun içindekini şimdi içine başka bir şey koysak, Barbie atsak mesela. O da onu pembe yapar mı? Evet, onun rengini falan bozar. Hmm, artık bu peki bu suyu ne yapacağız? Bu suyu ne yapacağız? Aa, ben dökmem ki ya, kıyamam ben ona. Su dökelim mi senin? Dur bakayım dökeyim de ağzını sokacağım. Döküyorum ya, hazır mısın? Birazdan lavabomuz... Allah, lavabomuz pembe oldu. Ay Rüya, rengi çok güzelmiş ama gerçekten ya. Tam bir pembe yani. Hadi bakalım o zaman. Sen şimdi ne yapıyorsun? Şimdi gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Diş macunu bitmiş. Rüzgar bir şey mi söyledin? Anne, diş macunu bitmiş. Diş macunu mu bitmiş? Yok mu sizin diş macununuz? Yok. Aa. Tamam o zaman bugünlük şey yapalım. Bizim yeni aldığımız macundan kullanabilir misin bugünlük? Olur. Ha? Dur bakalım çıkaralım bunu. Hiç Allah düşüyordun dur. Hazır mısın? Neymiş bu? Optic White. Gel bakalım hadi. Azıcık sıkalım çünkü sana uygun değil. Aa, Rüzgar. Diş macununun rengine bak. Kahverengi. Değil, siyah. Siyah. Hazır mısın buna? Bakalım. Rüya, diş macununuz bitmiş. Ve de Rüzgar dişini fırçalayacak. Macun bulamadı. İnan hiçbir fikrim yok. Ben bununla daha önce hiç fırçalamadım. Bence deneme ya, ne olacak ki? Elini olmaz. Getir fırçanı. Hadi sen de fırçala sen de. Aynı anda başlayacaksın, tamam mı? Bakayım. Hoppa. Bu kadarcık yeter. Bir dakika Rüya, bir dakika. Dişleri simsiyah olursa ne yapacağız? Yap bakalım. Abi bitti. Bitti mi? Bir şey olmaz. Sen devam et. Ben sana bitince süren söylerim. Rüya, öncelikle ben bunu hiç kullanmadım. Nanesini nasıldır bilmiyorum. Başla bakalım nasıl hissedeceksin. Allah, dişlerin çürümüş gibi görünüyor birazcık. Şurası. Rüzgar bakayım. Aa, sonra köpürünce beyaz ama. Hadi fırçalayın bakalım güzelce. Temizleyecek mi peki nanesi? Allah Allah. Naneli, bana da geldi kokusu. Allah. Peki hiç bu renkli diş macunu görmüş müydünüz daha önce? Siyah. Ben hiç görmedim. Sen neden bana bakıyorsun? Fırçalasana dişlerini. Av. Allah. Rüzgara bir şey oldu. Av diye sesler çıkıyor. Ne gülüyorsun ya? Av diye gülüyorsun ona da. Arkadaşlar siz hiç... Benim gördüklerim hep mavi veya beyaz. Ve hani bazen yeşil nane rengi falan. Ama hiç hayatımda siyah bir macun görmemiştim. Açıkçası dikkat de etmeden aldım. Optic White diyor ya hani, beyaz belli eden renk siyahtır diyor, arka siyah diye düşünün. Ama bayağı burada yazıyor yani. Dur bakalım. Evet, Rüzgar hemen kaçtı. Anne bu çok etkiliymiş. Nasıl, neden? Baksana içlerini de temizler. Onlar yeni çıkıyor ya, biraz daha kalın. O yüzden daha sarı. Evet, geçen artık diş macunum hiç temizlemiyor. Arkadaşlar artık... sizlere de öneriyim. Çocuk macunlardan değil, bunlardan, manellerden alın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun için belli bir yaş sınırı var. Evet, araya girdin. Evet, çok güzel. Nane kokusu ta buraya kadar geldi. Ay, çarşıda gri gri şey. Arkadaşlar şöyle söyleyelim size. Bunun yaşını bir araştıralım. Kaç yaşına kadar sizin hani o küçük macunları kullanmanız gerekiyor? Kaçtan sonra normal macunlara geçilebiliyor? İnan bilmiyorum. Galiba onun yaşı 12. Ben 12 diye hatırlıyorum.
Ama eğer dişlerinizi tamamladıysanız ve de asla ve asla yutmuyoruz biz Başak abla. Çok dikkatliyim ben bu konuda. Kesinlikle diş macunu boğazıma bile değmez, rüya gibiyim diyorsanız geçebilirsiniz bence. Ama rüzgar için onu biz yine küçüklere göre olanlardan alalım.